DNA analizleri monotermlerin atalarının 220 milyon yıllık bir geçmişleri olduğunu ileri sürmekte. Bulunan en eski monotermi fosili ise 110 milyon yaşında. Bu canlıların ataları 110 milyon yıl önce de yeryüzünde dolaşıyordu. Bu atalar meteor yok oluşundan kurtulan torunlarını yarattı. Geçmiş 60 milyon yıllık zamanda birçok türün nesli tükenmiş olsa da bizimle aynı havayı solumaya devam ediyorlar. Memeliler ailesi 3 gruba ayrılır. Bunlar bizim de içinde bulunduğumuz plasentalılar, keseliler ve bugün anlatacağımız monotermler, yani tek delikliler. Bu canlılara tek delikli denmesinin nedeni dışkı, idrar ve üreme sistemlerinin tek bir açıklıktan gerçekleşmesinden kaynaklanır. Tek delikliler çok ilginç özelliklere sahiptir. Kuşlar veya sürüngenler gibi yumurta bırakırlar ancak yumurtadan çıkan yavrularını bir memeli gibi emzirirler. Tek deliklilerin yetişkinlerinde diş yoktur ancak yavrularda bir azı diş formu bulunur. Daha sonra bu diş kaybedilir. Bazı türleri sürüngen gibi yürürken bazı türleri de sürüngenler gibi zehir üretebilirler. Tüm bu ortak özellikler bize bu memelilerin sürüngenlerle en yakın ortak ataya sahip olduklarını gösterir. Tek delikli olarak da bilinen bu grup ördek gagalı ornitorenkleri ve ekitnaları içerir. Kısa gagalı ekitna veya dikenli karınca yiyen olarak da adlandırılan bu türün dikenleri aralarındaki kürkten daha uzundur. Çeşitli karıncaları, termitleri, kurtçukları ve solucanları yiyebilir. Bu avlar kokuyla ve belki de uzun burun üzerindeki elektrik sinyallerini algılayan sensörler tarafından algılanır. Baş küçüktür ve belirgin bir boyun yoktur. Uzun gagalı ekitnanın aşağı kıvrık burnunun uzunluğu 20 cm'yi aşabilir. Ucunda küçük bir ağız ve tabanında küçük, birbirine yakın gözler bulunur. En büyük monotermlerden biridir, yavaş hareket eder, savunma için dikenli bir top haline gelir. Dikenler sadece uzun siyah kürkünden görülebilir. Dişi, Temmuz ayında kesesine 4 ila 6 yumurta bırakır. Ördek benzeri, gaga biçimli ağız, sürüngen tipi yürüyüş, neredeyse pullu, kunduz benzeri kuyruk, ördek gagalı ornitorenkleri kusursuz bir hayvan yapar. Su geçirmez gövde kürkü, peluş bir dokuya sahiptir. Gövde rengi, üstte koyu kahverengi ila kırmızımsı kahverengi ve altta soluk kahverengi ila gümüşü kremdir. Hem dokunma hem de su kaynaklı elektrik sinyallerine karşı çok hassastır. Derin dalışlar yapmasını sağlamak için alışılmadık derecede yüksek bir kırmızı kan hücresi yoğunluğuna sahiptir. Ornitorenkler yalnızdır. Yuva aralıkları birbirine yakın olabilir. Üreme mevsimindeki erkekler bu bölgeleri korur. Erkeğin arka ayağında rakiplerini yaralamaya çalıştığı zehirli bir mahmuz vardır. Evleri yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir kıyı yuvasıdır. Bu yuvalar 30 metreye kadar ulaşabilir. Bir aylık gebelik döneminden sonra dişi 1 ila 3 adet yumuşak kösele kabuklu yumurtasını 10 gün boyunca burada tutar ve kuluçkaya yatar. Yavru yumurtadan çıktıktan sonra onları yuvada 4 ay emzirir ve yem ararken onları 38 saate kadar yuvada bırakabilir.